Şu anda Erşal Fındık firmasındayız ve dış ticaret müdürü Fikret Bey ile beraberiz. Fikret Bey merhaba. Firmanızdan ve bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Erçal Grup bir grup firmasıdır. Hem otomotiv hem de fındık sektörlerinde iştigal etmekteyiz. Samsun merkezli bir firmayız. Ancak Ankara, İstanbul ve İzmir'de de merkezlerimiz mevcut. Zonguldak, Alaplı ve Ordu, Kumru'da iki tane fındık kırım ve entegre tesislerimiz mevcut. Fuara katılım amacımız hem MÜSİAD olarak desteklemek noktasında hem de artık yönümüzü biraz daha Avrupa'ya döndüğümüz için olabilecek yani potansiyeli bir değerlendirmek görmek istedik. Şu anda memnunuz. Bundan önceki senelerde katılmış mıydınız? İki sene önce bir katılım sağladık. O seneyle bu seneyi kıyaslar mısınız? Bu sene sektör genel anlamda Türkiye piyasasında gerçekten bir daralma söz konusu. Baktığınız zaman herkes de hem ödemeler dengesi noktasında hem de talep noktasında Türkiye'de bir sıkışmadan bahsediliyor. Bizim gibi firmalarda, özellikle grup firmalarda çıkış yolunu ihracata yönelme noktasında görüyor. Biz de Erçal Fındık olarak yönümüzü öncelikle Avrupa, akabinde Kanada gibi pazarlara çevirmiş durumdayız. Şu anda bunun çalışmaları içerisindeyiz. Şu anda ihracat yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Peki fındık üreticileriyle alakalı bazı işte nasıl diyelim, onlar pek memnun değiller. Siz nasıl değerlendirirsiniz onları? Yani fındık sektörünü değerlendirmek gerekirse Türkiye maalesef %80 civarında daha önceki dünyadaki fındık satışlarını karşılama oranları şu anda %65'lere kadar gerilemiş durumda. Bunun hem Türkiye'deki aile yapısı, hem Karadeniz aile yapısından, hem devlet teşviklerinin zayıf olmasından kaynaklandığını bildirebiliriz. Aynı zamanda Türkiye'deki özellikle fındık sektörü maalesef yabancı firmaların domine ettiği bir pazar haline gelmeye başladı. Bizim yerli imalatçılarımız da özellikle yurt dışı sermaye kaynaklı Türkiye'de kurulan firmalarla rekabet etme noktasında sıkıntı içerisindeler. Daha profesyonel şirket yönetimi, yönünü yurt dışına açma noktasında sıkıntı içerisindeler. Söyleyebileceğimiz bir takım, yani uzun vadede bizim gördüğümüz Türkiye'deki fındık imalatının her geçen yıl düşmeye başladı ve Şili gibi ülkelerin fındık ağacı dikimi konusunda ciddi çalışmalar yaptı. Bu da bizim belki işte önümüzdeki 30 yıl içerisinde dünyadaki fındık ihtiyacını karşılama noktasında potansiyeli kaybedeceğimizi evet. gösteriyor. Yapılması gereken bence tabii ki devletin yeni fındık alanlarının dikimi hususunda daha fazla yatırımların sağlanması. Belki fırlık tarlalarının daha ciddi anlamda, belki devlet eliyle işlenmesi noktasına biraz daha profesyonel bir yapıya geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sadece fındık değil, fındık kakaolu, fındık kreması tarzı ürünleriniz de var galiba. Evet, var. Yani fındıkla ilgili. Fındıkla alakalı biz her şeyi üretiyoruz. Yani iki tane fındık kırım tesisimiz var. Bunun haricinde bir tane fındık işleme entegre tesisimiz mevcut. Yani işte kavrulmuş fındık unu ya da tatlı için özel fındıkların yapıldığı ya da işte kuru yemiş sektörü için yapılan fındıkların hepsini entegre tesisimizde imal ediyoruz. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hayırlı farlar dilerim. Sağ olun.